Halkımız, sevgili kadın arkadaşlarım, sevgili gençler, değerli Manisa halkı, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bunu her hatine, serseran, serçavan hatine. Arkadaşlarım, Manisa ilimizin 4. olan kongresinde burada olmaktan, sizlerle bir araya gelmekten ve bu kongrede Manisa halkımızın taleplerini, özlemlerini ve beklentilerini dile getirmekten ama aynı zamanda Manisa İl Örgütümüzde başta il eş başkanlarımız olmak üzere yönetimde çalışan bütün arkadaşlarıma verdikleri emek için teşekkür ediyorum ama ben sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum, büyük bir gurur duyuyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek olan bu zorlu görevi ama aynı zamanda onurlu görevi devralacak olan hem il eş başkanlarımıza hem de yönetime seçilecek olan bütün arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Yolunuz ve yolumuz açık olsun diyorum. Sevgili arkadaşlar, 2022 yılının son günlerindeyiz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki 2022 yılı zor geçti. Büyük saldırıların gerçekleştiği, büyük inkarların olduğu, büyük engellerin olduğu bir yılı geride bırakmış oluyoruz. Birkaç gün sonra, bir hafta sonra 2023'e yeni bir adımla, yeni bir heyecanla, yeni bir inançla, yeni bir umutla girmeyi özellikle temenni ediyorum. Evet, 2022 tüm demokrasi güçleri açısından zorlu bir yıl oldu. Büyük saldırılar gerçekleşti. Hem HDP'ye, hem HDP'nin bileşenlerine ama aynı zamanda demokrasi güçlerine, barış isteyenlere ve bu düzen değilsin diyenlere yönelik büyük saldırıların gerçekleştiği 2022 yılını geride bırakıyoruz. 2022 yılı aynı zamanda bizim için de bir mücadele yılıydı sevgili arkadaşlarım. Faşizm durmadı ama biz de durmadık. Faşizm saldırdı, biz direndik, biz mücadele ettik. Faşizm her yerdeydi. 2022 yılında sokaklardaydı, meydanlardaydı, alanlardaydı. Faşizm bu ülkenin her yerindeydi. Ama demokrasi güçleri ve HDP'de hem alanları, hem meydanları, hem de sokakları terk etmedi, direnmeye devam etti, mücadeleye devam etti. Ve bu mücadele azmiyle, bu kararlılıkla bir yıla girmeyi hedefledi. Biz 2023 yılında büyük bir başarıyı elde edeceğimizi, büyük bir zaferi kazanacağımızı biliyoruz. Bu kadar faşizmin yükseldiği, tavan yaptığı bir ülkede direnmekten ve mücadele etmekten başka bir yolumuzun ve bir seçeneğimizin olmadığını çok iyi biliyoruz. İşte o yüzden 2023 yılı bizim yılımız olacak. Yeni yüzyıl Kürtlerin, demokrasi güçlerinin, HDP'nin, kadınların ve gençlerin yüzyılı olacak sevgili arkadaşlarım. Demokratik Partisi
Türkiye'nin bir çözüm partisidir sevgili arkadaşlar. İşte HDP çözüm partisi olduğu için HDP çözüm partisi olduğu için bu kadar büyük saldırılarla karşı karşıya kalıyor. HDP çözüm gücü olduğu için her gün bir saldırıyla, her gün bir operasyonla ve her gün bir müdahaleyle karşı karşıya kalıyor. Ve bu ülkeyi yönetenlerin bizim karşımıza siyaseten çıkmadıklarını biliyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin bizim karşımıza yargı darbesiyle çıktığını herkesin bilmesi gerektiğini özellikle ifade ediyoruz. Evet, bu ülkeyi yönetenler HDP'nin karşısına siyaseten değil, yargı darbesiyle çıkıyor. İşte bunun içindir ki HDP kapatma davası ve Kobani kumpas davasının devam ettiği bir dönemde saldırıların hiç hız kesmeden devam ettiğini söylemek de elbette ki mümkündür. Sevgili arkadaşlarım, kapatma davası ve Kobani kumpas davası HDP'yi zayıflatmak, HDP'nin elini kolunu kırmak ve HDP'yi siyaseten güçten düşürmek için kurulan kumpas davalarıdır. Ancak şunu ifade etmek isterim ki HDP kapatma davası da Kobani kumpas davası da her gün parlamentoya gönderilen fezlekelerde milletvekillerimizin düşürülen vekillikleri de cezaevine atılan siyasetçiler de bütün bunları bir araya getirdiğimizde AKP'nin yani bu ülkeyi yönetenlerin bizimle siyaseten baş edemediklerinin bir göstergesidir. Ve bunu yapmalarının altında elbette ki büyük nedenler var. HDP'yi siyaseten güçsüz bırakmaları, bunun için çaba sarf etmeleri bir kez daha iktidara gelmek içindir. Bir kez daha 2023 yılında kurulacak olan sandıklarda, yapılacak olan seçimlerde kazanmak içindir. Ama artık Türkiye halkları, Türkiye toplumu bütün bunları görüyor, bütün bunların farkında ve AKP'nin yalanlarına da, AKP'nin oyunlarına da karnı tok bir Türkiye toplumu var. HDP'yi güçsüz bırakmak istediklerini biliyoruz. İşte bu saldırıları yaparken de iki gün önce Diyarbakır Merkezli Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanını gözaltına alarak ve hala gözaltında olan ama birçok ilde il eş başkanlarını da gözaltına aldıklarının sebebinin de seçimlere yakın bir süreçte Halkların Demokratik Partisi'nin bileşenlerine de bir operasyon düzenlemek ve bir an önce ifade ettiğim gibi HDP'yi güçsüz bırakmaktır. Ancak şunu söylemek isterim ki HDP'yi operasyonlarla, HDP'yi tutuklamalarla, HDP'yi engellemelerle zayıf düşüreceğine inananlar çok büyük yanılıyorlar. Çünkü HDP milyonlardır, milyonlar olmaya devam edecek bir partidir. HDP'nin kapısına kilit vurarak HDP'yi bu ülkenin siyasetinin dışına atamayacaklarını bilmeleri gerekiyor. HDP'nin fikriyatını, HDP'nin siyasetini, HDP'nin mücadelesini engellemek hiç kimsenin hakkı da değildir, hiç kimsenin harcı da değildir sevgili arkadaşlar. Onlar
itmek isteyenlerin de sonunun ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bugün Kürtleri inkar edenlerin esamesi bile okunmazken, Kürtleri ve demokrasi güçlerini demokratik siyasetin dışına atmak isteyenler bugün siyaset tarihinde yoklar. O yüzden AKP'nin de geleceğinin tarihin çöplüğünde yer alacağı yeni bir dönemi başlatıyoruz. Ve bu yeni dönemde AKP'siz demokratik siyasetin ve mücadelenin, gerçek anlamda adaletin, gerçek anlamda hukukun işletildiği, demokratik siyasetin yer aldığı yeni bir anlayışı, yeni bir zihniyeti bu ülkeye hakim kılmak bizim görev ve sorumluluğumuzdur. Sevgili arkadaşlarım, bizimle uğraştıkları kadar bu ülkenin sorunlarıyla uğraşsalardı bugün Türkiye bu halde olmazdı. Bizimle uğraştıkları kadar Türkiye'nin ekonomisiyle uğraşmış olsalardı bugün bu ülkede açlık olmazdı, sefalet olmazdı, yoksulluk olmazdı ve bu ülke istikrara kavuşmuş olurdu. Ancak tek işleri, tek dertleri ve yoğunlaştıkları tek yer Halkların Demokratik Partisi, Kürtler, demokrasi güçleri ve bu ülkede barış isteyenler. Oysa bu ülkenin gerçek bir barışa olan ihtiyacından kaynaklı, bu ülkenin gerçek bir demokrasiye olan ihtiyacından kaynaklı, bu kaynaklar, Türkiye'nin kaynakları barışa aktarılmış olsaydı bugün bu yaşananlar elbette ki yaşanmazdı. Ve görüyoruz ki bugün bu ülkede en büyük yoksulluk, en büyük sefalet, en büyük ekonomik kriz yaşanıyor. İşte bunun nedeni ülkenin kaynaklarını barışa değil, savaşa aktarmış olmalarıdır. Bu ülkenin kaynakları savaş politikalarına aktarılıyor. Ve bu ülkenin, ülkeyi yönetenlerin kafalarının, zihinlerinin sadece buna yoğunlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Nerede Kürtler yaşıyorsa, nerede demokrasi güçleri varsa, nerede bir barış talebi varsa oraya dönük çatışmalı bir ortamı ve savaş politikalarını yönelten bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ve her savaşın, her çatışmanın Türkiye halklarına maliyetinin de ekonomik kriz olarak geri döndüğünün hepimiz farkındayız. Biz savaş istemiyoruz dediğimiz zaman bizi teröristlikle suçlayanlar, bu ülkeye barış gelsin dediğimiz zaman hakkımızda fezlekeler hazırlayanlar, ülkenin demokrasiye ihtiyacı var derken, bizimle ilgili soruşturmalar açarken, bu ülkeyi yönetenler bir kez daha kendi iktidarlarını ve kendi koltuklarını koruyabilmenin hesaplarını yapıyorlar. Çünkü biz biliyoruz ki bu zihniyet bu karanlık ortamdan besleniyor. Onlar aydınlığı değil, karanlığı seçenler. Onlar barışı değil, savaşta tercih yapanlar. Onlar özgürlükleri değil, demokrasiyi değil, faşizmi yükseltenler, bunun farkındalar. Ama bunu bilerek yapıyorlar. Bunu bilerek yapmaları aslında iyi bir şey. Çünkü halkımız da bunun bilincinde ve farkında. O yüzden halkımız seçimleri bekliyor. Halkımız sandıkları bekliyor. Halkımız onları göndereceği tarihi bekliyor. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Biz savaş olmasın diyoruz. Onlar tecritte ısrar ediyor. Bugün İmralı cezaevinde Sayın Öcalan'a yönelik ağırlaştırılmış bir tecrit var. Tecritin bir insan hakları ihlali olduğunu, bir demokrasi ayıbı olduğunu ve meşru hiçbir tarafının olmadığını her yerde söyledik, bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Kendi
kendi çıkardıkları yasalara bile uymayan, kendi çıkardıkları anayasayı bile uygulamayan ve keyfi davranarak İmralı Adası'na ne avukatları ne aileyi göndermeyen ve bunda ısrar eden, bu gayrimeşruluğu yapmakta ısrar eden, kendi yasalarını tanımamakta ısrar eden bir zihniyet var. Oysa biz barış sürecinde 2011 ve 2015 yılları arasında Sayın Öcalan'ın da devrede olduğu bir dönemde, yani tecritin olmadığı, barışın, huzurun, müzakerenin, diyaloğun olduğu bir dönemde bu ülkede ne bir ekonomik krizin yaşandığını, ne bir istikrarsızlığın yaşandığını hiçbir şekilde görmedik, buna tanık olmadık. Barışın bu ülkeye faydalarını, müzakerenin ve diyaloğun bu ülkeye faydalarını hepimiz o dönemde gördük. Ağlamayan anneleri gördük. Cenazelerin kapılara gitmediğini gördük. Gencecik yaşta insanların toprağın altına düşmediğini gördük. Çünkü o dönem diyalog vardı, müzakere vardı, bir barış süreci vardı. 28 Şubat 2015 tarihinde Dolmabahçe Mutabakatı'nın yok sayılması ve devrilmesiyle birlikte bir kez daha Kürtlerle barış yerine Kürtlere düşmanlığı esas aldılar sevgili arkadaşlarım. Ve o tarihten itibaren hep İmralı'da Sayın Öcalan'a yönelik tecrit ağırlaştırıldı ve derinleştirildi. Hem Kürtlerin bütün kazanımlarına el konuldu. Kürtler demokratik siyasetin dışına atılmak istendi ve hala bu politika devam ediyor. Çünkü cezaevlerinde binlerce HDP'li siyasetçi var. Cezaevlerinde Figen Yüksekdağlar, Selahattin Demirtaşlar var. Cezaevlerinde Gülten Kısalanlar, İdris Balıkerler var. Cezaevlerinde Ayla Akap Atalar, cezaevlerinde Sebahat Tunceller var. Belediye eş başkanlarımız var. Görevlerinden alınan, yerlerine kayyum atanan ve her bir kayyumun Kürtleri inkar ettiği, hırsızlığın tavan yaptığı, talanın tavan yaptığı bir süreci başlattılar. Belediyelerimize, belediye eş başkanlarımızın yerine geçen, atanan kayyumların Sayıştay raporlarında binlerce usulsüzlüğü, hırsızlığı ve yapmış oldukları haksızlıklar var ve bu gerçeği biliyoruz sevgili arkadaşlarım. İşte Kürt düşmanlığını esas alanlar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde Kürt'e karşı, Kürt halkına karşı büyük bir nefret, büyük bir öfke ve bir ırkçılık meselesini yarattılar. Bu hala devam ediyor. 2 gün önce Fransa'nın başkenti Paris'te 3 Kürt'ün katledilmesi sıradan bir olay değildir. Ve Paris'teki katliamın, Paris'teki 3 Kürt'ün öldürülmesinin, katledilmesinin arkasındaki siyasi nedenleri ve siyasi hesapların bir an önce ortaya çıkmasının çağrısını bir kez daha buradan yinelemek istiyorum. Hatırlarsınız 2011 tarihinde, 9 Ocak tarihinde yine Fransa'nın başkenti Paris'te 3 siyasetçi Kürt kadın katledilmişti. Ve bu 3 Kürt kadının araştırılmayan, soruşturulmayan, açığa çıkarılmayan ve hesabı tam anlamıyla sorulmayan bir katliamın arkasından göz göre göre gelen ikinci bir katliamla karşı karşıyayız. HDP olarak şunu ifade ediyoruz. Bir an önce bu cinayet açığa çıkarılmalı, arkasındaki güçler ortaya çıkarılmalı ve gerekli cezalar bir an önce verilmelidir. Öyle özür dileyerek, başsağlığı dileyerek
İki gün önce bu olay yaşandığında Macron'un açıklaması, Kürtler Fransa'da hedef oldu açıklaması aslında her şeyi çok açık olarak ifade ediyor. Ben de bir kez daha ifade etmek isterim ki, evet Kürtler dünyanın her yerinde hedeftir, hedef olmaya devam ediyor. Çünkü Kürtlere karşı kin ve nefreti körükleyenler bütün bu yaşananların müsebbibidir. Kürtlerin varlığını, Kürtlerin dilini, Kürtlerin kimliğini, Kürtlerin siyasetini, Kürtlerin mücadelesini nefretle karşılayanlar bilsinler ki Kürtler mücadele etmeye, siyaset yapmaya, var olmaya, yaşamaya, nefes almaya devam edecekler. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz bu tür süreçleri çok gördük. Biz faili meçhulleri yaşadık. Biz köylerimiz yakılıp yıkıldığı dönemleri gördük. Sürgünlere gönderildiğimiz yılları gördük. Her birimiz ağır bedeller ödedik. Ama hiçbir zaman ne mücadelemizden, ne kimliğimizden, ne kültürümüzden asla taviz vermedik. Bundan sonra da bu böyle olacak. O yüzden diyoruz ki Kürtlerin siyasetine de, mücadelesine de, varlığına da, kimliğine de herkes saygı duyacak, herkes saygı duymak zorundadır. Sevgili arkadaşlarım, şimdi bütün bu faşizm koşullarında, bütün bu baskıların, şiddetin ve engellemelerin olduğu bir dönemde seçimlere gidiyoruz. Seçimler Türkiye için kritik ama aynı zamanda önemli bir seçim tarihi olacak. Kulislerde konuşulan üç seçim tarihi var. Üç ayrı seçim tarihi kulislerde konuşulan tarihler. 30 Nisan, 14 Mayıs, 18 Haziran. Bu üç tarihten birinde Türkiye yeni yönetimi, yeni parlamentoyu seçmek için seçim yapacak. Evet, aydınlık ve karanlığın oynanacağı bir seçim yapılacak. Demokrasinin ve faşizmin oynanacağı yeni bir seçim yapılacak. 20 yıllık iktidarın, AKP iktidarının artık bu ülkeyi yönetemediğinin ispatlandığı yeni bir seçim olacak. Hangi tarihte olursa olsun biz HDP olarak hem teknik hem de siyaseten seçimlere hazırız. Halkımızın bu konuda hiçbir kaygısı, hiçbir şüphesi olmasın sevgili arkadaşlar. Önümüzde bir kapatma davası yokmuş gibi, önümüzde bir engel yokmuş gibi, önümüzde demokratik siyasetin tıkalı olduğunu görmeden bu seçim çalışmalarını yürütmek zorundayız. Çünkü yeni bir dönemi ancak ve ancak Halkların Demokratik Partisi'nin büyük başarısı belirleyecektir. Parlamentoya büyük bir güçle, parlamentoya Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Çerkeziyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, kadınıyla, genciyle, büyük kesimlerin, farklı inançların, farklı kimliklerin ve yüksek sayıda milletvekiliyle parlamentoya girmenin büyük bir önem taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü parlamentoda bir dahaki dönem büyük bir güç ve belirleyici bir güç haline gelecek olan tek parti Halkların Demokratik Partisi'dir. Bunun için çalışmalarımızı şimdiden ev ev dolaşarak, insanların ellerini tutarak, insanların yüreklerine dokunarak, dokunmadık el bırakmadan, girmedik ev bırakmadan yürütmek zorundayız. Ve büyük bir başarı elde etmenin de çalışmaktan geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz sevgili arkadaşlarım. Yine Cumhurbaşkanlığı seçiminde de en
elbette ki önemli bir görev ve sorumluluğun HDP üzerinde olduğunun da bilincindeyiz. Herkesin HDP'nin anahtar bir role sahip olduğunun bilincindeyiz. Ve bütün çalışmalarımızı da, bütün hazırlıklarımızı da buna göre yaptığımızı herkesin bilmesini özellikle istiyoruz. Halkımız hiçbir kuşkuya, hiçbir kaygıya kapılmasın. Biz üzerimizdeki görev ve sorumluluk gereği Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirecek, Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderecek büyük bir gücüz, büyük bir güçle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bize önemlidir. O yüzden gece gündüz çalışmak zorundayız. Ve başarmak zorundayız, kazanmak zorundayız. Ben şimdiden yapacağımız bütün çalışmaların, yürüteceğimiz bütün etkinliklerin geleceğe dair, Türkiye halklarının geleceğine dair, yarınlarına dair büyük bir moral ve motivasyon kazandıracağına yürekten inanıyorum. Ve çalışmalarımızı da bu moral ve motivasyonla yaparsak eğer büyük kazanacağımızdan hiç kimsenin şüphesinin olmamasını özellikle istiyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, yolumuz uzun, yolumuz engellerle dolu ama arkamızda barış isteyen güçler var. Demokrasi isteyen güçler var, kazanmak isteyen, başarmak isteyen halklarımız var. Biz de size söz veriyoruz, hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız. Yolumuz ve yolumuz açık olsun diyorum ve hepinize başarılar diliyorum. Antep Kentim, Antep Kentim Orman'da. Katılıyorum. Genel Başkanımız Sayın Pervin Buldan'a biz de